Şimdi sizlere birkaç video izleteceğim. Bu izlediğiniz videolarda gördükleriniz karşısında benim gibi şok olacaksınız. Gerçekten Arap Yarımadası'nda birçok olayı size anlatmıştım. Arap Yarımadası'nın artık sularla kaplı olduğunu, yakın bir gelecekte yeşilleneceğini ve bunun bir kıyamet alameti olduğunu da bir diğer önceki videoda aktarmıştım. Şimdi bu videoda yine Arap Yarımadası'nda, daha doğrusu Suudi Arabistan'da geçen bir olayı anlatacağım. Ama anlatmadan önce izleteceğim birkaç video var. Daha doğrusu siz videoları izlerken ben bunları anlatacağım. Arkadaşlar, kıyamet alametleri birer gerçektir. Bunların hepsi gerçekleşen zaman içerisinde, yani artık baktığımız zaman kıyamete yavaş yavaş yaklaştığımızı bize hissettiren veya bize artık kıyametin geldiğini anlatan olaylardır. Kıyamet alametleri çoğunlukla Peygamber Efendimizin sahabelerine anlattığı hadislerden oluşmaktadır. Bu hadislere bakarak, günümüzde yaşanan olayları gözlemleyerek birçok olayın kıyamet alametine delil olarak gösterildiği günümüzde aşikardır. Yalnız şöyle bir şey vardır. Kıyametin büyük alametleri var. Bu alametler yakın bir gelecekte gerçekleşmiş olanlar dışında gerçekleşmemiş olanlar da var. Neydi bunlar? Yecüc Mecüc, Dabbetül Arz, Deccal, Mehdi, Hazreti İsa, Güneşin doğudan batması, batıdan doğması gibi. Buna benzer birçok olay kıyamete yakın bir zamanda, daha doğrusu yakın bir gelecekte gerçekleşecek olaylar arasında. Şimdi Arap Yarımadası'nda gerçekleşen, daha doğrusu gerçekleşmekte olan birçok kıyamet alametini videolar halinde size izletmek istiyorum. Şimdi izleyeceğiniz ilk videoda çölün ortasında balıkların bir nehir gibi aktığını görüyorsunuz. Arkadaşlar, bunun kaynağı büyük ihtimal deniz bağlantısıyla ilgili. Daha doğrusu bu yakın yerde eğer ki bir deniz varsa, bu denizin, daha doğrusu suyunun çöle aktarılmasından dolayı da kaynaklanabilir. Bunlar ufak balıklara benziyorlar. Daha doğrusu yavrulama döneminden çıkmış olan balıklara benziyorlar. Birçok platformda, sosyal medya platformunda bu video paylaşılıyor. Birçok yerde var. Bunun sebebi bilimsel olarak henüz açıklanmadı. Birçok insan şunu soruyor: neden bu olaylar günümüzde sıklıkla yaşanıyor? Arkadaşlar, birçok videoda da bahsettiğim gibi kıyametin alametleri artık ardı ardına geliyor. Şöyle söyleyeyim size, Peygamber Efendimizin dediği gibi dalga dalga gelecek diye. Yani şu an biz günümüzde bu yaşadığımız enteresan ve garip olaylar, bunların hepsi birer dalga dalga gelmiş kıyamet alameti. Doğal afet olarak görebilirsiniz ama çölün üzerinde giden milyonlarca balığın da doğal afetle alakalı bir durum olduğunu hiç zannetmiyorum. Evet, videonun başında söylediğim gibi denizden akmış olan bir su akıntısıyla beraber çöle kavuşan milyonlarca balık görüyoruz. Daha doğrusu çölün kumuna karışmaya çalışan milyonlarca balığı görüyoruz. Gerçekten çok ilginç. Allah sonumuzu hayır etsin. Yine diğer bir videomuzda da aynı yerde, Arabistan'da gerçekleşen bir olay. Çölün içerisinde büyük bir su patlaması görüyorsunuz. Daha doğrusu yerin altından çıkan temiz saf suyu. Arkadaşlar, bu su neden kaynaklandığını bilmiyorum ama gerçekten büyük bir kıyamet alametine delil nitelikte. Neden bunu söylüyorum? Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz diyor ya, hani Arap Yarımadası yeşillenmedikçe, sulanmadıkça kıyamet kopmayacak diye. İşte görüyorsunuz, Allah'ın hikmetlerinden bir tanesi daha. Daha doğrusu Peygamber Efendimizin büyük mucizelerinden bir tanesi daha. Bir dediği hadis daha gerçekleşmiş oluyor. Siz de canlı canlı bunu izliyor ve görüyorsunuz. Gelelim diğer bir videomuza. Bu videoda da çölün ortasına lapa lapa kar yağdığını görüyorsunuz. Gerçekten insanın dilini yutturacak cinsten. Bu kadar alametin, bu kadar felaketin ve belanın, nusubetin yayıldığı yılları hiç hatırlamıyorum. Onlarca video yaptım, onlarca video hazırladım ama ben bu kadar felaket yılının olduğu bir yıl veya felaket yıllarının olduğu bir yıllar görmedim. Evet, geçmişte birçok doğa olayı veya felaketler yaşandı ama bunlar gerçekten enteresan, garip olaylar. Çölün ortasına, biliyorsunuz çölün atmosferini, gece dışında, don dışında, yani donma dışında herhangi bir şey olmayan çölde, gündüzün bir vakti lapa lapa kar yağıyor. Çölün neredeyse üçte biri bu karlarla kaplanmış durumda. Gerçekten çok ilginç. Allah sonumuzu hayır etsin. Gerçekten günahlarımızı Allah affetsin.
Arkadaşlar, bilimsel yapılan açıklamaya göre bunlar atmosferle oynamanın, iklimsel değişikliklerinin yani iklim krizinin birer örneği. Orta Doğu'daki atmosferin değiştiği ve yakın bir gelecekte Orta Doğu'nun tamamıyla soğuk bir iklime dönüşeceğini bilim adamları söylüyor. Bu da bilimsel bir açıklama. Arkadaşlar, dediğim gibi her videoda bilimsel açıklamanın yanında bilimsel açıklamalarını da yapacağım demiştim. Peki kıyamete yakın zamanlarda hangi alametler gerçekleşecek? Veya şunu söylemem gerekiyor. Gerçekleşen kıyamet alametleri var mı? Evet, şimdi size onları sıralayacağım. İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek. Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak. Adam öldürme olayları ve fitne artacak. Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak. 50 kadına bir erkek düşecek. Kadın nüfusu çoğalacak. Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak. Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak. Erkeklerse kadınlara benzeyecek. Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler. Daha doğrusu kadın kadına, erkek erkeğe evlilik artacak. Zina açıkça işlenir hale gelecek. İnsanlar yol ortalarında fuhuşat, zina ve livata gerçekleştirecek. Kötülük ve fuhuş yayılacak. Açıklık yayılacak. Hayasızlık çoğalacak. İnsanlar artık açık bir şekilde çırılçıplak meydanlarda, yollarda yürümeye başlayacak. İnsanlar hayatlardan bıkarak ölülere imrenecekler. İnsanlar ölümü isteyecekler. Allah Allah diyecek kimse kalmayacak. Yalandan Allah kelamını söyleyen insanlar türüyecek. Gece ile gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak. Camiler süslenecek ama camilerin içi bomboş kalacak. Cihat ve irşat faaliyetleri terk edilecek. İnsanlar cihattan kaçacaklar. Sadece din dışı ilimler öğrenilecek. Yani dinsizlik yoğunlaşacak. Kur'an'ın önemi insanlar tarafından unutulacak. Kur'an önemsiz bir meta haline gelecek. Namaz kılınmayacak. İnsanlar akın akın namazı terk edecek. Emanete riayet edilmeyecek. Emanete ihanet edecek insanlar çoğalacak. Ebeveyne isyan edilip beyler hanımlarının emrine girecek. Ahir zamanın en büyük alametlerinden bir tanesi de ebeveyne yani büyüklere isyan eden çocuklar. Şu anki kuşağa bakarsanız ne demek istediğimi de çok çok iyi anlıyor olacaksınız. Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacaklar. Geçmişteki yaşanan olaylardan toplumlar kaçacaklar. Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacaklar. Yani sahtekar, yalancı sözlü, sahte kişilikli insanlar yönetici olacaklar. Yöneticiler insanlara zulmedecek. Liderliğe elverişli kimseler azalacak. Fasıklar toplumun efendisi haline gelecek. Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek. Yalancılar çoğalacak. Yani kötülük yapan insanlara ise itibar edilecek. Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacaklar. Ticaret dürüst olmayan kişilerin eline geçecek. Yalancılar tasdik edilip doğru konuşulanlara itibar edilmeyecek. Yıldız falına inanılacak. Ani ölümler çoğalacak. Cahiller ve dürüst olmayan sufiler türeyecek. Akrabalık bağı kesilecek. Kitapların sayısı artacak. Gasp olayları çoğalacak. Evet arkadaşlar, Allah yakın bir gelecekte bu gibi olayların yaşanacağını Peygamber Efendimizin aracılığıyla bize bildiriyor. Peki bunların hangisi yaşanmadı? Hangisi gerçekleşmiyor? Bakın, bugün Arap Yarımadası'na baktığınız zaman, gözünüzde gördüğünüz zaman ki bu videoları izliyorsunuz, canlı canlı bunlara şahit oluyorsunuz. Kendi ülkemize baktığınız zaman birçok felaketin yaşandığını görüyorsunuz. Size daha 2 gün önce Avrupa'da yaşanan felaketlerden bahsettim. Ondan 1 hafta önce Çin'de yaşananlardan bahsettim. Yakın bir gelecekte birçok yerde yaşanan felaketlerden size haber vereceğim. Dediğim gibi hiçbirinden habersiz olmayacaksınız. Elimden geldiği kadar hepsini size anlatacağım. Bütün yaşananları bizzat göreceksiniz. Evet, medyamız sizi magazinle oyalasın. Komik videolarla, şakrabanlıklarla, hayatın pembelikleriyle sizi oyalasınlar. Ama bu kanal size gerçekleri gösterecek. Gerçek olayları, yaşanmış olayları, sizin görmediğiniz, erişemediğiniz olayları gösterecek ve devam edecek. İşte benim tek amacım bu. İnsanları uyandırmak. İnsanları uyandırma projesidir Hop Dedik kanalı. Hani sen FETÖ'cü musun? Sen şu cemaate mi aitsin? Sen şuraya mı aitsin? Sen buraya mı aitsin diyenler var ya, yorum kısımlarında yazıyorlar. Sen Deccal'in bir projesisin diyenler dahi oldu. Evet, ben hiç kimsenin projesi değilim.
Hiçbir cemaate bağlı değilim. Hiç kimseye bağlı da olmadım. Benim yolum Allah yoludur. Ben Kur'an'a tabiyim. Allah yolu olan peygambere sünnetlerine tabiyim. Ben Allah'a iman etmiş ve onun yolundan giden bir kulum. Siz de benim anlattıklarımı dikkate alın ve uyanık olun. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.